Arkadaşlar merhaba, ben Gökhan Tokgöz. Kuşçu Camiası'nda uzun yıllardır kuş besleyen, üretim yapan bir arkadaşınızım. Şimdi beslemiş olduğum bir ırkla alakalı aslında bugün bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bununla ilgili bana Messenger üzerinden, Facebook üzerinden fazlasıyla soru geliyor. Bu soruları yanıtsız bırakmak istemiyorum. Short face, Türkiye'de ya da Japon mangosu diyoruz aslında Türkiye'de. Yurt dışında Budapeşte cinslerinden oluyor. Short face olarak geçiyor. Kısa gagı olarak. Bununla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Short face Türkiye'de son 2 yıldır 3 yıldır fazlasıyla yaygınlaşan bir ırk. Beslemesi de biraz özellikle yavrularda beslemesi de biraz zor oluyor. Büyütmesi zor oluyor. Çünkü kendi anne babalarına baktırmıyoruz genelde. Bakıcılara kaydırıyoruz. Bakıcılara kaydırdığımız için de anne babalardan sağım yapıyoruz. Yani sürekli yumurta kaydırıyoruz. Ve anne babalar da deneyim sahibi olmadıkları için kendi yavrularına bakamıyorlar. Yani bana gelen sorulardan bir tanesi işte kendi yavrusuna bakamıyor. Bakamamasının sebebinin temel maddesi bu. Çünkü biz bu işi hobi olarak görmüyoruz arkadaşlar çoğumuz. Ne yapıyoruz? İşte yavru alalım, satalım, işte para kazanalım derdindeyiz. Hani kendimize böyle bir bu işi hobi olarak görelim, yavru üretim yapalım. Evet, satmak da tabii ki satacağız. Ama bunu hani sadece kar amaçlı olarak görürsek bu iş farklı bir boyuta gidiyor. Ben de besliyorum. Güzel de bir ırk. Ki ben zaten kuş uçurmaktan çok yavru beslemeyi, yavru büyütmeyi, üretim yapmayı seven bir kişiyim. Çevremde de herkes bunu da bilir. Kuş uçurmuyor muyum? Uçuruyorum. Son zamanlarda bu işle ilgili paçalı dönek merakım var. Çok fazla da Bursa'ya gidip geliyorum bu aralar. Son bir sene, bir buçuk senedir paçalı dönek içerisindeyim uçurmak için. O da farklı bir boyut. Ona daha sonra değiniriz. Facebook sayfamda da yine bunun Facebook ve YouTube sayfamda da bunlarla ilgili de videolar da mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi konumuz short face. Short face, hatta örnek olarak ben buraya da kendi yavrularını getirdim. Farklı farklı ağız yavrularından birer tane. Onları da sizlere göstereceğim. Özellikle bu senenin rengi trend rengi sarı olduğu için sarı getirdim. Hatta bir tanesini şöyle sizlere hemen önünüze çıkartabiliriz. Şöyle büyüyen bir tane yavrumuz. Biraz da nazlıca şöyle gösterelim. Göreceğiniz. Diğer bir tane yavru biraz daha ağız olarak küçük ondan bir yavru. Onu da sizinle şöyle paylaşalım. Görselinizi size sunalım. İkisi de farklı. Zaten dikkat ederseniz buradakinin göz etleri çevresi, kafa yapısı daha farklı. Diğerinin daha farklı. Çünkü anne baba eşlemeleri farklı eşlemler yapmıştık biz bu sene. Bunlardan da şu an verim alıyoruz. Buradaki amacımız şimdi sorulan soru şu. İşte yavruyu büyütemiyoruzla alakalı soru var. Şimdi yavru büyütme işi şöyle. Arkadaşlar yani yavru büyütmemiz için ilk önce kesinlikle ve kesinlikle bu anne babası olsun kuşun ya da bakıcınız olsun yavruya bakmak zorunda. Yani eğer bir anne baba ya da bakıcı fark etmeksizin yavruya bakmıyorsa siz o yavru büyütseniz bile onu damızlık yapamazsınız. Yani o kuşun büyümesi evet Allah-u Teala can verdi büyüyecek ayrı bir konu. Biz de destekleyeceğiz bunu. Ama sağlıklı bir yavru elde edip kas yapısı, kemik yapısı ile gelişen bir yavrunun yani anne babanın baktığı bir yavruyla bizim baktığımız yavru birebir olamaz. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kendim birebir elde büyüttüğüm yavrum var mı? Var. Halen daha kümesimde satmadım da. Çünkü başkasına verip bunu şey yapmak istemiyorum. Yani o adamı da oyalamak da istemiyorum. Ha, yavru almıyorum. Evet alıyorum ama ondan aldığım yavru çok farklı bir şey. Yani ben onunla denemeler yapıyorum. O kuşlarla mesela denemeler yapıyorum. Hani kafa yapısı, isket yapısına farklı işlemler yaparak bunları deneme yapıyorum sadece. Ama asıl damızlıklarımız daha farklı olmalı. Bunlarla ilgili aslında ben buraya da damızlıkla bir tane, iki tane hatta kuşumu da getirdim. Onları da sizinle göstereyim. Hatta şu an paylaşayım sizinle şöyle.
buradalar. Bir tane şöyle kaç yıldır bana emektar olan beyaz damızlıklarımdan erkek bir tane damızlığım var burada. Şöyle göstereceğim. Kaç sezonları bize çalışıyor. Çok da sağlıklı, kilosu yerinde. Ki zaten şimdi damızı ayırdığımız kuşun birincisi kendi yavrularımızı damızı ayırmak daha elzem. Yani dışarıdan aldığımız kuşlar değil de kendi yavru, kendimiz büyütüp onun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu kuşun kilosu, kas yapısı, kemik yapısı her şey yerinde. Gayet de başarılı, güzel bir yavru. Yavruyken aldığımız, büyüttüğümüz bir erkeğimiz. Damızlık olarak kendimiz tuttuğumuz bir erkeğimiz. Şimdi bu kuştan memnunuz çünkü kuşun her şeyini biliyoruz. Alttan gelen yavruyu biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Ve sezonda da bize gerektiği şekilde cevap veren bir anaç damızlık. Diğer bir tanesi de, burada yine onu da gösterelim. Yine short face'in içerisinde bölünen farklı bir ırk bu. Bu kendi damızlığım değil. Kendi yavrum değil daha doğrusu. Ama damızlık olarak aldığımız, güvendiğimiz kişiden aldığımız bir damızlık erkek. Bunlar da Türkiye'de Galyos, yurt dışında Glambeh diye geçiyor. Yine Japonların farklı bir içerisindeki ırkı. Zaten bunun kafa yapısı diğerine göre farklıdır. Şöyle yandan da göstereyim. Dur bir dakika. Evet. Şöyle göreceksiniz. Kafa ve kemik yapısı farklı bir kuş. Bundan da şu an yine yavru almaya devam ediyoruz. Şimdi buradaki soru şu: yavruyu nasıl büyüteceğiz? Yavruyu büyütmeniz için ilk önce sağlıklı damızlıklarınız, bakıcılarınız olacak. Yani bakan kuşunuz. Eğer kuşa takviye yapacaksak da, mesela örnek veriyorum, şimdi bu yavruyu biz aldık, burada getirdik. Kuşun şu an şöyle baktığımız zaman kursağında gayet güzel yemi, suyu mevcut. Ama ben diyorum ki mesela bunun bana göre bir tık daha fazla olması gerekiyor. Çünkü doluluk oranı olarak, et ağırlığı olarak bana göre biraz az geliyor diyelim. Diğer yavruya bakıyorum, alıyorum. Yine anne baba bakmış mı? Kontrolünü sağlayacağız. Evet, bakmış. Kuşun hatta zaten daha et tüyleri de çıkmadığı için bu üzerinden böyle belli hayvanın kursağındaki buğdaya kadar. Ama bana yine bu da az geliyor. Yani biraz daha bunun fazla yem mama almış olması gerekiyor. Şimdi biz bu kuşlara sadece takviye yapacağız. Yani mamayla bakacağız. Diğer türlü zaten kuş hiç bakmıyorsa, anne baba buna hiç bakmıyorsa, biz ne yaparsak yapalım, evet büyütebiliriz. Yani kuş büyüyebilir ama bizim için damızlık adayı değildir. Bunu bir kere unutmamamız gerekiyor. Burada şimdi ben aslında bununla ilgili de bir mamamı da hazırladım. Onu da sizinle paylaşayım burada. Ilık suya yaptım. Biraz hani beklettim mamayı da. Şimdi İşte mama veriyoruz, işte kuşa mamayı veremiyoruz, işte şırıngamızdan, işte aparatımızdan geçmiyor gibi bir dünya sorular alıyoruz. Şimdi onu da göstereceğim ben size. Şimdi mamanın koyuluk oranını gösteriyorum arkadaşlar. Yani bu böyle bir koyu bir mama. Çünkü neden? Bu hayvanların et ağırlığına göre alması gerektiği mama oranı bu. Yani daha sulusu değil. Daha sulusunu versek ne olur? Hayvan çok fazla su aldığı için vücuduna bağırsaklarından ister istemez sulanma olur ve ishale dönüştürebiliriz kuşu. O yüzden de bu tür olaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında yavrunun gelişmesi durur ve ölümle sonuçlanır yavru. Bu oranlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada mama demişken de onu da söyleyeyim. İşte abi sen hangi mamayı kullanıyorsun gibi sorular da var. Ya arkadaşlar, burada şimdi ben hangi mamayı kullanıyorum, siz şunu kullanın, bunu kullanın gibi ben bir yönlendirme yapamam. Çünkü yönlendirme yaptığım zaman bu sefer yanlış algılaşılır. Yani sanki o ürünün satıcısıymış gibi, satışını yapan kişiymişiz gibi olur. Ben hiçbir ürünün pazarlamacısı ya da şirket ortağı falan, şirket sahibi değilim. Ama paylaşmak, yani görmek istiyorsanız, yani bunu çok merak ediyorsanız göstereyim. Sıkıntı da yok. Bu sene çalıştığım mama Lintu'yem. Lintu mama. Şöyle göstereyim ekranda. Denemek için aldığımız bir üründü. Üründen de memnunuz. Şu an yavrularımıza da veriyoruz. Herhangi bir sorun da yok. Aparattan da geçiriyoruz. Benim için asıl önemli olan şey yemin içeriği. İçerik oranı. Bunlar gayet kaliteli.
Diğer konusu ne? İkinci bir konusu bunun. Kursakta çözünüyor olması. Yani kursakta sertlik yapmıyor olması mamanın. Bununla ilgili de hiçbir sorun yok. Çünkü zaten denemeye devam ediyorum. Kullanıyorum da sürekli olarak. Zaten bunlarla ilgili bir problem olsa şu an bu mamayı sizin burada karşınızda da çıkartmam. Yani ben bunu alın demiyorum. Almayın demiyorum. Bu tamamen size kalmış. Ben farklı markalar da kullandım daha öncesinde. Bunlarla ilgili isim de verebilirim. A21'inde kullandım, Pupusan'da kullandım. SCM'de kullandım. Devavet'in, İlyas Yıldırım abimizin üretmiş olduğu mamayı da kullandım. Bu mamada Özgür Kaya diye bir abimizin üretmiş olduğu bir mamadır. Şu anda bunu kullanıyorum. Bununla ilgili de hatta birkaç arkadaşımız da ben kullanmaya başladım. Onlar da aldılar. Onlar da şöyle bir sorun yaşamışlar. Kendi söyledikleri tabii bilemiyorum konu nasıl oldu. Aparattan mamayı geçiremediklerini dile getirmişlerdi. Getirmişler Özgür Bey'e. Ben de bunu da hatta burada canlı da göstermiş olayım. Yani yanlış bir algılanma da olmasın. Mamanın yanından şeyden şırıngadan geçip geçmemesi şöyle. Tamamen aslında şırınga aparat ucuyla da alakalı olabilir. Ya da bizim kullandığımız aparatı ne kadar sağlıklı kullandığımızla alakalı. Çünkü buna çok fazla böyle asılırsanız hava yapacak ve mama gelmez zaten. Çekemezsiniz. Ama şu an gördüğünüz gibi ben gayet rahat bir şekilde burada çekiyorum. Herhangi bir sorun, bir problem de yok. Mamanın şırıngayla geçişinde. Bu arada 2 numara uç kullanıyorum. Onu da söylemiş oldum. Çünkü uç daha çok ince olursa bu mama zaten bundan geçmez. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir tane hatta burada canlı olarak size de bir besleme de yapalım. Arkadaşlarımıza görsün nasıl bir besleme yapıyoruz. Hatta küçük olandan başlayalım. Şöyle. Buradaki önemli olan şey, eğer bunu ağızdan bu şekilde vereceksek biz, kursakta şırınganın ucunun eğik olması, kursakta biz bunu görüyor olmamız. Aldık. Baktım. Evet görüyoruz. Mamayı vermeye başladık. Bitirdik. Hepsi bu. Yani bu kadar basit bir olay aslında bu. Mamayı burada vermek. Ama tabi biraz el pratiği lazım. Alıştırmak lazım. Dediğim gibi yani yavru büyütmek farklı bir zevk işi. Güzel bir ırk. İyi damızlıklara sahipseniz. Yani bunlarla alakalı söyleyebileceğimiz şey sadece anne baba yani bakıcılarınızın iyi bir bakıcı olması. Sizler de bunlara ekstra bir takviye yaparak eğer kursaktaki yem oranı sizin için yetersizse ve de hayvan ağırlığı için yetersiz almışsa olabilir. Ne yapmak lazım? O zaman takviyelemek lazım. Günde bir kere de böyle takviye yaptığımızda zaten hayvanlar sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam ki şu an benim bunda mesela takip ettiğim bu hayvan bu mamayla büyüyor şu an. Renk parlaklığı, tüy yapısı, şu an mesela bunlarla ilgili de hiçbir sorunu olmayan bir sağlıklı bir yavru elde ettik. Tabii anne babasının da iyi bir damızlık olması da ayrı bir konumuz. Şu an yavrumun gelişim süreci devam ediyor. Bunlarla alakalı da tabii takip etmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir sorun da yaşarsak dediğim gibi biz her şeyi paylaşıyoruz. Kimseden bir şey de saklamıyoruz. Güzel bir ırk beslemize de tavsiye ederim. Herkese hayırlı, güzel, bol sezonlu yavrular diliyorum. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Tekrardan yeniden görüşmek üzere.